Karagözüm merhaba. Hoş geldin suda pişmiş bal kabağı. Aman Karagözüm sabah sabah nedir bu terslik? Sabahın köründe beni buralara getirdin, al sana terlik. Değerli efendim, bugün senin uçağa binip Almanya'ya gideceğiz. Ben tayyareye binmem, Almanyalara da gitmem. Canım Karagözüm, tayyare demeyeceksin, uçak diyeceksin. Almanya değil, Almanya doğrusu. He tamam ya tamam. Aman Karagözüm hadi al valizini de gidelim. Almanya'ya mini mini kinderlerle gideceğiz. Mini mini kinderlerle mi? Ya kinder efendim, kinder çocuk yani. Ha tamam tamam anladım. Geldim geldim o zaman. Siz demek için arabaya yabancı kelime koymasan daha iyi anlayacağım. Ama sen de Karagözüm. Ya Hatice amca biz ne yapacağız Almanyalarda kinderlerle? Aman efendim Almanya Almanya olarak... Orada çocuklarla mini mini yavrularla şarkılar zingeleyeceğiz. Vay köfte ol! Mini mini yavruları zehirleyeceğiz ha? Yok Karagözüm yanlış anladın sen beni. Zingileceğiz yani söyleyeceğiz. Al sana bal kabağı. Zinger nerede söylemek? Nereye yap kinder nerede? Yavru nerede? Türkçe konuşsana be adam sen de. Tamam tamam Karagözüm bak şimdi. Hazırsan bir yere götüreceğim seni. Sana da pek güven olmaz ama buralara kadar geldik mi? Geleceğiz mecburen. Taslanma çok güzel bir yere gideceğiz. Höz ne tasması be adam? Köpek miyim ben? Yanlış anladım Karagözüm tasa dedim tasa. Bilmez misin senin ne çok sevdiğimi? Tamam uzatma da götür nereye gideceksek. İşte geldik bile. Aman da aman aklım şaştı burası neresi? Sen hep şaşkınsın da neyse seni festivale getirdik. Yahu güzel güzel şenlik demek varken ne diye festival dersin? Haklısın Karagözüm bir daha öyle söylemem. Ha şöyle yola gel bak bal kabağı. Bu ne şenliği? Türk kültürü şenliği Karagözüm. Bu şenlikte şarkılar söyleyeceğiz. Dans edeceğiz. Hadi kulede yemekler yiyeceğiz. Ben çiğ balık yemem Hatice amca. Çiğ balık da nereden çıktı Karagözüm? Harikulade yemek yiyeceğiz dedin ya Hatice amca. Ben Japon yemeği yemem. Öyle değil Karagözüm. Hadi kulede dedim ya olağanüstü çok güzel demek istedim. Bana bak keçi suratlı düzgün konuş yoksa yemek yerine işte böyle ensere şaklığı yersin. Ah ah vah vah uf uf yapma Karagözüm. Güzel güzel anlaşalım da artık şenliğin tadını çıkaralım. Al sana şenliğin adını nasıl çıkartacağız Hatice amca? Adını değil tadını. Hadi gel bak halk oyunu oynuyorlar biz de seyredelim. Halkı oyunu nedir bal kabuğu? Halk oyunu değil, Karagözüm kültürümüzün önemli bir dansı. Öyle desene Hatice amca, ben çok yanlış anlamışım. Senin yanlış anlamadığın şey mi var Karagözüm? Hay hay, çok merak ettim, hadi gidelim. Tamam o zaman Karagözüm, last uns gehen. Nereye dönüyoruz Hatice amca, yine geldik. Ne dönmesi Karagözüm, hadi diyorum şehreye gidelim diyorum. Öyle desene, ne dediğini anlamıyorum, Türkçemizi doğru kullan Hatice amca. Tamam haklısın Karagözüm. Şenlik alanına ne kadar kaldı Hatice amca? Tamam varmak üzereyiz Karagözüm. Karagözüm hadi gel biz de zevzek oyununa katılalım. Ne zevzeyi Hatice amca? Zevzeklik mi yapıyorsun? Zevzek değil iki gözüm zevzek. Şimdi oldu Hatice amca hadi katılalım. Bu halka oyunu da çok eğlenceliymiş Hatice amca. Hal öğrenemedim Karagözüm. Halka oyunu değil, halk oyunu. Öğrendim Hatice amca, öğrendim. Halka oyunu değil, halk oyunu. Zevzek değil, zeybek. Sıra geldi alışverişe, yani jenerasyona Almanya'ya hediye götürmek gerek Karagözüm. Dur Karagözüm, ben ne yaptım? Daha ne yapacaksın? Sabahtan beri yok kinder, yok zinger, yok festival, yok jenerasyon, enflasyon, depresyon. Al sana kamyon. Jenerasyon derken evdeki çocuklara dedim Karagözüm haklısın sinirlenme. Ben biraz abarttım sanırım bu yabancı kelime kullanma işimi tamam kızma. Ha şöyle Türkçe konuş ki buradakilere Hacivat'la Karagöz kimmiş gösterelim. Çocuklara güzel hediyeler olmalı. Tabii, Almanyalara gelip de eli boş gitmek olmaz ki hiç. Ha şöyle düzgün konuş canım yeter ki. Canım bal kabım, canını Türkçe'ye feda mı edersin? Gel Karagözüm, gel önce sana dilimler sözlüğü bulalım. Benim gözüm görüyor, Hacı Cavcam, istemem gözlük.
Gözlük diyorsun, sözlük çocuklara hediye. Haydi yurdu dilimizi güzelleştirmeye.